Herkese merhabalar. Bugün uzun zamandır ara vermiş olduğum bisikletimi tekrardan sürmek istedim. Uzun zamandır sürmediğim için idmanım yoktu. Biraz daha düz yol gitmek istedim. Bu yüzden merkezden başlayarak Güneysu'ya doğru hareket ettim ana yoldan. Şimdi bir köye geldim. Köy yollarına doğru giriş yapacağım. Fakat kendimi çok zorlamayacağım. Uzun vadede bisiklet sürmediğim için. Ya bisiklet sürmeyi özlemişim açıkçası ya. Bisiklet sürerken çünkü mesela arabayla gittiğim yerleri hızlı hızlı geçiyoruz. Fakat bisiklet evet yorucu oluyor ama gittiğin yerleri tanıman da daha faydalı oluyor. Daha iyi gözlemleyebiliyorsun. Bu yüzden ben de bisikleti de seviyorum. Bundan sonra havalar iyi oldukça bisiklete de zaman ayırmaya çalışacağım. Şimdi turuma devam edeceğim. Evet, şimdi bisiklet için yol güzergahında güzel bir yol buldum. Bisikletim hemen şuradan. Bu yol yeni açılmış. Böyle hafif çamurlu. Geçen haftalarda yağmur yağdığı için böyle çamura dala çıkarak bisiklet sürmek çok zevkli oluyor açıkçası. Şimdi bu yol boyunca ilerleyeceğim biraz. Biraz mola verdim. Bisikletim hemen bu odunların yanına çektim. Yol böyle devam ediyor. Geçtiğim noktalarda bayağı bir çamur vardı. Orada telefonu düşürürüm diye fazla görüntü almadım. Böyle doğanın içerisinde güzel bir bisiklet turu oldu benim için. Gayet iyi oldu. Uzun zaman sonra vallahi özlemişim yani bisiklet sürmeyi. Hani böyle her istediğiniz noktada durabiliyorsunuz. Park sıkıntınız yok. Böyle doğayla iç içe her an her kötü araziden gidebiliyorsunuz. Tek zorlu yanı biraz yorucu oluyor. Ama bu emeğinize eminim ki değiyor. Buraları gelip görmek, böyle doğanın içinde bir bütün olup yaşamak çok güzel yani. Benim önceki videolarımı eğer izlerseniz zaten bisikletle çok aksiyon dolu zamanlarım vardı. Biraz evlendiğim için yaşın ilerlemesinden dolayı biraz bu işlere ara vermiştim ama özlemiyor değilim açıkçası. Bilmiyorum, belki de bir şeylerin başlangıcı olabilir bugün. Güzel vakit geçiriyorum. Bisikletim uzun zamandır kullanmama rağmen hiç sıkıntı yaratmadı bana. Gayet eski performansında devam ediyor. Aslında zincirini yağlayacaktım ama yağ bulamadım. Vaktim olmadı derken. Aslında bugün de bu kadar uzun bir rota düşünmüyordum. Biraz düz yoldan çıktım. Böyle patika yollara girdim. Ama iyiyim yani şu anda. Kendimi çok yormadan yoluma devam ediyorum. Bakalım ilerleyen yerlerde neler çıkacak karşıma. Bisikleti bu yüzden seviyorum işte ya. Biraz önce geldiğim yol şuydu. Hemen burada yol bitti. Şimdi dereye soktum bisikleti ve dereden geçiş yapacağım. Bir arabam olsaydı buradan imkanı yok, geçemezdim. Bisikleti bu yüzden seviyorum ya. Biraz önce çok zorlu bir yoldan çıktım.
daha doğrusu yamaç yol değil. Biraz önceki videoda şu karşıda yol bitti ve şuradan dereye girdim. Burada çöp dökülmüş. Videoda pek belli olmuyor ama bayağı dik bir yamaçtan çıktım ve yola çıktım. Şu anda ana yoldayım. Bugünlerim özlemişim ya. Vallahi çok eğlenceli oluyor. Biraz yordu beni. Ama her şeye rağmen 10 numara. Şimdi biraz buradan mola vereceğim. Akabinde rotama devam edeceğim. Böyle ormanların içerisinden. Yürüyerek de gelebilirsiniz ama yürüyerek biraz daha yorucu oluyor. Bisiklet tam kıvamında diyebilirim. Bazıları motosiklet de söyleyebilir ama bu gördüğüm yerlerden inanın ki motosikletle bile gelemezsiniz. Motosiklette zaten arabadan pek bir farkı yok. Hızlı hızlı gidiyorsunuz gittiğiniz noktaları. O yüzden bisiklet 10 numara. Şimdi dereden çıktıktan sonra hemen bir çeşme buldum. Onun kenarında biraz mola verdim. Bayağı bir dinlendim açıkçası şimdi. Şimdi yola koyulma vaktim. Şimdi çok fazla durmak istemiyorum. Merkezde de biraz işim var. Bisikletimle direkt merkeze doğru ilerleyeceğim. Düldül de hemen arka tarafımda. Bakalım, bisiklet olayını sevdim. Tekrardan bisiklete başlarım inşallah. Boş vakitlerimde doğaya bisikletle çıkmak daha eğlenceli olabilir belki de benim için. Bu videodan da bu kadarlık. Diğer videolarda görüşmek üzere.